Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ekin. Evet, şimdi sizlerle okul temalı videolarımıza devam ediyoruz. Şimdi sizlere bu seneki yani 2016 yılının okul çantasını göstereceğim. Bu okul çantamı bayramdan sonraki pazartesi gününe okula gidermiş gibi hazırladım. Bir de biliyorsunuz ki benim okulum açıldı. Bize tonlarca ödev verdiler. Tabii ki biliyorsunuz ki son senem, son yılım. Ayrıca bu bayram tatilini ben bol bol video çekerek geçirmeyi düşünüyorum. Size sürekli hani ben okuldayken bile bu 10 günün videolarını atacağım. Neyse daha fazla uzatmadan hepinizi öpüyorum ve hemen çantama geçiyorum. Çantam yine okul alışverişinde söylediğim bu kahverengimsi parlak bir çanta. Hemen yanında pembe bir pomponu var. Bunu her yerden bulabilirsiniz zaten. Bu çantayı da ben Alsancak'tan almıştım İzmir'de. Ama herhalde İstanbul olsun, Ankara olsun ya da diğer şehirler olsun böyle ana caddelerde de vardır diye düşünüyorum bu şekilde çantalardan. Hemen başlayayım ben ön gözünden. Çantamın ön gözünde bayağı bir karışık. Hemen elime takılan şey bu. Şimdi göstereyim. Bu İzmir'im kart, yani kent kartı eski İzmirlilerin deyişiyle. Her gün otobüse gittiğim için kent kartım her zaman bu küçük cepte olur. Daha sonra yine elime gelen bir diğer şey bu T-Tech'in Super Slim Powerbank'i. Bu powerbankler benim aslında bozulmuştu. Yeni geldi diye nereden almıştım. Bozulduğunda geri verdim. Bir ay içinde bana geri verdiler, yenisini vermişler. Çok teşekkür ederim bunun için de. Şarjım sürekli bittiği için bir powerbank. Daha sonra okulda elimi silmek için ya da tuvaletlerde bazen peçet olmuyor. Bunun için de Watson's'tan aldığım bir cep mendilim. Yine Watson's'tan alınan şu şekilde bir ıslak mendil. Bu da mini. Daha sonra tabii ki vazgeçilmez kulaklığım. Şu şekilde Essence'den bir burun yağ bandı var. Bu da benim cildim çok yağlı olduğu için sürekli yağlanıyor. Bu yüzden de ben cildimi yağlandığı zaman bunun içindeki bu yağ bandlarıyla siliyorum. İntihar etti şu anda. Mint'in bu naneli şekeri var yanımda. Bir diğer elime gelen şey ise anahtarlığım. Ve son olarak da bu da okuldaki dolabımın kilit anahtarı. Bugün her şey elimden kırıp yere düşüyor resmen. Evet, ön göz bitti. Şimdi geliyoruz bu büyük göze. Açalım. Evet, buradan yani bayağı bir dolu, ağzına kadar dolu. İlk çıkan şey şöyle bir ceket. Havalar malum akşama doğru biraz serinliyor ve biz okulda akşama kadar kalıyoruz. Akşam gece etkilerimiz oluyor. 10.30'a kadar okulda oluyoruz biz. Yani ben 14 saatimi okulda, geriye kalan 7 saatimi evde uyuyarak ve iradeki kalan saati yine okulda geçiriyorum. Yani gün yarısından daha çok okuldayım farkındaysanız. Onun için bu şekilde ceketim var. Çantama koyduğum bunu. Hemen içinden kalem kutum çıkıyor. Bu Eastpak'in kalem kutularından. Açayım, göstereyim içini. Bu şekilde içinde kalemlerim var. Bunları ben en son yeni aldım birkaç gün önce. Bunlar bildiğim kadarıyla Alman malı ve Rossmann'da satılıyor. Renkli kalemleriniz ve çok ucuzdu. İndirimdeydi, 5 liraydı. İşte 10 tane var içinde galiba. Daha sonra içinde şimdi bir sürpriz var içeride. Ruj var. Bizim okulda makyaj malzemesi yasak. Sigara içenler çok olduğu için mesela bazen ya da telefon vermeyenler arama yapılıyor. Birdenbire hiç haberiniz olmadığı bir zaman içeri giriliyor tak diye ve çantalarınızı arıyorlar. İşte her yer arıyorlar. Sınıfın her tarafını, senin her tarafını arıyorlar. Ve sigara paketi, telefon ya da makyaj malzemesi, parfüm bulurlarsa da alıyorlar ve bir daha vermiyorlar. Fakat kalem kutunu hiç aramıyorlar. Ben de bu nedenle bu ruju kalem kutunun üstünde tutuyorum. Zaten bu ruj, şöyle söyleyeyim, Essence'in ve çok hafif bir ruj. Yani hemen swatchlayayım sizin için. Dudakta bu kadar pembe durmuyor, emin olun. Yine uçlu kalemlerim ve silgilerim var kalem kutusundan. Ne elime gelen bir şey. Bu cüzdan. Şimdi diyeceksin Ekin, bu cüzdan ne? Neden bu kadar büyük? Ben bu cüzdanı zaten bir buçuk ay önce aldım.
diğer cüzdanım ölmüştü. Bu cüzdanda büyük bir cüzdan tercih ettim. Gerçekten büyük biliyorum. Bayağı büyük içerisi. Hani hepsinin içinde bir şeyler var şu anda benim. Yani boş değil benim içi. İşte burada da birkaç tane kart var. Bayağı güzel yalnız bu cüzdan. Eğer hala Mango'da varsa gidip bir bakmanızı tavsiye ederim. Yine bir diğer elime gelen iki tane okuma kitabı. Şurada. Şundan başlayayım ben. Bu kitabı ben bitirdim aslında. Şöyle kalın bir kitap. Bu kitapta küçük küçük anekdot hikayeler yer alıyor. Bir sayfalık. Ve ders almanız gereken hikaye. Hani bu Facebook'ta okursunuz. İşte dersiniz ne güzel hikayeymiş. Onun gibi hikayeler var. Kendi Kutup Yıldızını Bul adlı kitapta. Nüvide Gültünca Tulgar'ın kitabı. Bir türlü söylemiyorum hükümeti. Kişisel gelişim kitabı bu. Kişisel gelişim kitapları okuyorum ben. Birçoğunu sevmiyor. Yani şu şekilde eleştirilere maruz kalıyorum. İşte nasıl mutlu olunur, nasıl zengin olunur gibi kitaplar değil kesinlikle bunlar. İşte herkes kötü eleştirilerde bulunuyor ama bu kitaplar gerçekten kişinizi geliştirebilecek kitaplar. Ben de eskiden okumayı hiç sevmezdim. Bana annem çok fazla ikna önerdi. Zorla okudum gibi bir şey diyebilirim. Fakat birkaç sayfa okuduktan sonra her sabah otobüste bunu okumaya başladım ve bitirdim. 4 tane kişisel gelişim kitabı bitirdim ben bir ayda yaklaşık. Ve çok güzeldi. Önerebileceğim bir sürü kitap var bu şekilde size. Bir diğer kitap... bu arada bu bitirdim ve yana taşımamın nedeni böyle üzgün olduğunuzda, bir şey canınız sıkıldığınızda hani herhangi bir sayfayı açın ve okuyun. Gerçekten sizin moralinizi yükseltmenize yardımcı oluyor diyebilirim. Diğer okuduğum kitapsa Dikkat Vücudunuz Konuşuyor. Bu da Ahmet Şerif İzgören'in kitapları. İzgören'in kitapları gerçekten mükemmel. Şerif İzgören bir sürü kitabını okudum ben ve gerçekten çok güzel kişisel gelişim yazıyor. Bu kitapta insanların vücut dilini anlamama yardımcı oluyor ve şu an çok... Yani eskiden insanların vücut diline dikkat etmezdim fakat şimdi kimi görsem yaptığı hareketlerle bu hareket hepsinin bir anlamı var. Yani şu an anlamaya başladım neden ne olduğunu gerçekten. Neyse devam edelim. Bir diğer yanımda olan şey ise bu şekilde bir notebook. Notebook ne ya? Not defteri. Not defteri içine aklıma YouTube'la ilgili gelebilecek bir şeyler, ödevler ya da bazen kendi fikirlerimi yazıyorum. Çünkü ben çok unutkan biriyim ve sürekli unutuyorum ve unutmak istemediğim bazı şeyleri de bu deftere yazıyorum. O anda yazmanız gerekiyor. Evet, şöyle devam edeyim. Kitap ve defterler kaldı. Zaten pazartesi gününe ödevim olduğu için bu LYS edebiyat. Ve şuna bakar mısınız? Bu ne? Ağlayacağım. Bunlardan bir sürü var. Bu ödev olduğu için bunu götüreceğim. Diğerlerini de elime tıkayacağım. Arabayla gitmeyi planlıyorum. Pazartesi günü çünkü. Daha sonra bir defterimi de buraya koyayım dedim. Bunu zaten göstermiştim yine okul alışveriş videomdan. Değil ise şöyle bir şey. Burada küçük not yapışkanları var diyeyim. Ve içinde de ödevlerim var. Fotokopiler. Bunları da bu dosyada biriktiriyorum. Evet. Şu anda bitti arkadaşlar. Çantamın içi. Evet. Benim okul çantamda ne var? Videom bu kadardı. Aslında bayağı uzun oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Ve daha fazla video istiyorsanız da ya da fikirlerinizi beyan edebilirsiniz aşağıya. Hepinizi çok çok öpüyorum.